Herkese merhaba arkadaşlar. Şu anda Bodrum'dayız. Arkamda güzel flamingolar, çok güzel bir ortam. Ve burada sizlerle birlikte Renault Rafael otomobili deneyimliyoruz. Birkaç ay önce duyurulan otomobil Türkiye'de de satışa sunuluyor. Bu bir ön inceleme videosu. Aracı çok uzun bir süre deneyimleme imkanım olmadı. Daha detaylı bir inceleme aracı alıp birkaç gün kullandıktan sonra sizlere aktaracağım. Ama bu ön incelemede de aracın birçok özelliğini sizlere söyleyeceğimi belirteyim. Şimdi her zaman yaptığım gibi aracın dış görünümünden başlamak istiyorum. Aracın ön tarafına baktığımızda yenilenmiş Renault logosunu görüyoruz. Zaten artık yeni nesil otomobillerde bu Renault'un yeni logosu kullanılıyor. Şuradaki ızgara çok enteresan. Mesela şu anda baktığımda bana mavi görünüyor ama farklı bir açıdan baktığımda da siyah görünüyor. Böyle yanar döner bir algı oluşturulmuş burada. Yine bu tarafta da baktığımızda bu tamponun alt kısmında oldukça yine heybetli tamponumuz var. Burada yine gördüğümüz gibi algılayıcılar, kameralar vesaireler var aracın yine her tarafında. LED matrix farlarımız var. Gündüz farları biliyorsunuz Clio 5'te de karşımda çıkan böyle bu şekilde bir böyle zigzag çizen bir tasarıma sahip. LED matrix farlarımız da yine burada karşımızda çıkıyor arkadaşlar. Yan tarafa geçtiğimizde oldukça heybetli bir tasarım bizleri karşılıyor. Burada gördüğümüz gibi Esprit Alpine yazısı burada var. Bu aracın paketini gösteriyor. Zaten bir tane paket var Türkiye'ye gelmiş olan. Bu arada anahtardan da bahsetmek istiyorum. Yani bu anahtar uzun yıllardır böyle. Tamam işlevsel mi işlevsel. Otomatik açma özelliği zaten var. Ama sanki biraz daha bir güzelleşti güzel olur diye düşünüyorum. Buradan da Renault'a seslenmiş olayım. Aynalar katlanabiliyor. Hani şöyle göstermiş olayım kapıları kilitlediğimiz zaman. Gördüğünüz gibi aynalar katlanabiliyor. Tekrar açılabiliyor. Aynalarda bu arada onu da söyleyeyim ki kör nokta uyarı sistemimiz var. Yan proporsiyondan baktığımızda yine karşımıza çıkan arkadaşlar alt kısımda dodiklerde gördüğümüz gibi siyah parlak piano black bir tasarım bizleri karşılıyor. Şimdi aracın arka tasarımı biraz farklı. Buna kupe SUV tasarımı deniyor arkadaşlar. Ben daha çok geleneksel tasarımda seven birisiyim bu arada onu söyleyeyim ama kişiye göre de değişir bu. Fakat ben daha geleneksel tasarımda seviyorum ama kupe SUV olduğu zaman ne oluyor? Arkası biraz daha eğimli. Bu eğimden dolayı da araba biraz daha sportif görünüyor ama bence daha düz olsa güzel olurmuş ama öyle tasarlamamış Renault. Ona da söylenecek bir şey yok. Burada bir spoilerimiz var. Bu da oldukça şık görünüyor. Arka tarafta silecek yok. 17 derecelik bir açı olduğu söylendi bize. Arka tarafta silecek bulunmuyor arkadaşlar. Yine arka tarafa geldiğimizde Rafael yazısını görüyoruz burada. Yine logomuz var. Hafiften tozlanmış şöyle bir sileyim arkadaşlar. E-Tekibit yazımız da yine burada bulunuyor. Şimdi bagaj kapağına geldiğimizde ise arkadaşlar bagaj kapağında şöyle göstermiş olayım. Şuradan bir bastığımız zaman kapak açılıyor. Otomatik bagaj açma ve kapama özelliğini olduğunu da söyleyelim. Şurada düğmemiz var. İsterseniz buradan basarak da kapatabiliyorsunuz. Bu kapa altından da yok yalnız ama kumandayla açabiliyorsunuz. Buraya gelmişken biraz bagajdan da bahsetmek istiyorum. Bagaj hacmimiz 627 litre arkadaşlar. Böyle yedek lastiğimizi de görüyorsunuz burada. Standarda yakın ama biraz daha ince bir yedek lastiğimiz var. Oldukça geniş bir alan var. Koltuklar yatırılabiliyor tabii ki standart olarak. Çeşitli kancalar var. Şurada bir hemen göstermek isteyelim. Şurada bir çakmak girişimizin olduğunu söyleyeyim buradan. Bu girişten. Bunun dışında bagaj iyi yani. Yükleme eşiği tam düz değil. Bir parça aşağıya doğru. Bu da zaman zaman zorluk oluşturabilir ama çok da sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Tekrar kapatalım. Arka yaşam alanına geçelim. Bakalım orada bizleri neler karşılıyor. Gelelim arka yaşam alanına. Arka taraf oldukça geniş. Hani bayağı bir geniş arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim ben 1.73 boyundayım. Ve hani bir karıştan da fazla bir alan söz konusu. İçerisinde yine Alcantara dediğimiz suni deriden ve normal böyle nubuk gibi tarzda olan bir deriyle bütün koltuklar kaplanmış durumda. Orta konsolda şöyle oldukça güzel hatta başlığın da geldi. Kocaman bir böyle kol dayamamız var. Burası böyle kaldırılabiliyor. Buraya bakın şöyle dönüyor. Oo bayağı şekilliymiş burası böyle. İşte buraya telefon falan koyuyorsunuz muhtemelen. Tablet şudur budur falan konulabiliyor. Bardaklığımız var. Kol dayamamız gerçekten çok havalı bir kol dayaması var. Şöyle göstereyim. Şöyle. Şunu kapattığımız zaman böyle bayağı makam alanı gibi geniş bir alan var. Bütün aracın iç kısmı komple siyah bir tasarıma sahip. Tavan da dahil olmak üzere. Cam tavanımız var. Onun detaylarını birazdan söyleyeceğim. Malzeme kalitesi birazcık böyle yumuşak. Bir de şuralar sert. Bu aşağılar birazcık daha yumuşak. Saklama ceplerin içi de burada mesela aracımız mavi olduğu için muhtemelen mavi renkte tasarlanmış. Farklı bir renk olsaydı muhtemelen o farklı renk olacaktı. Böyle güzel bir kumaş kaplı onların da içi. Şuralarda
hem yolcu hem sürücü tarafında böyle güzel cepli alanlarımız var. Klima alanımız var burada. Açıp kapatılabiliyor. Arka tarafı havalandırmak için. İki tane de USB tip C çıkışının olduğunu söyleyeyim. Arkadaşlar şurada çok küçük, yani 3-4 parmaklık bir şaft tünelimiz var. Bunun dışında bu arka yaşam alanı bu şekilde. Oldukça rahat olduğunu söyleyebilirim. Yani buradan böyle ayağımı uzatsam ben şöyle bakın. Valla uzanırsınız neredeyse. Öyle bir yaşam alanı var. Şimdi ön tarafa geçiyoruz. Bakalım ön taraftaki yaşam alanı nasıl? Renault Rafale'nin ön yaşam alanına geldik. Şimdi ön yaşam alanı bana Austral'ı hatırlattı arkadaşlar. Sürücüye yönelik bir tasarım alanımız var burada. 12.3 inçlik oldukça büyük ve devasa bir gösterge panelimiz var. Çok iyi çalışan ve çok güzel bir multimedya ekranımızın olduğunu da söyleyeyim. Kablosuz Google Android Auto ve Apple CarPlay çalışıyor arkadaşlar. Bu arada Google'la entegrasyon sağlanmış. Bunu muhtemelen soracaksınız. Daha önceki modellerin bazılarında mesela Megane'da ve Austral'de bazı sorunlar vardı. Ama burada o sorunlar giderildi. Çünkü BTK ile ilgili bir sorundu bu. Artık Google'la entegrasyon var. Mesajlarınızı okuyabiliyorsunuz. Cevap verebiliyorsunuz. Sesli komut çalışıyor. İşte mesela şimdi deneyelim hatta isterseniz. Hey Google! Saat kaç? Saat 15.49. Bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi Google'da çok güzel bir şekilde çalışıyor. Multimedya ekranı çok başarılı şekilde bir tasarlanmış. Birçok ayarını buradan yapabiliyorsunuz. Araçla ilgili ayarları da yine buradan görebiliyorsunuz arkadaşlar. Araçla ilgili birçok seçeneğiniz var burada. İşte 360 derece kamera açabiliyorsunuz. Hava kalitesini ayarlayabiliyorsunuz. Sürüş yardım teknolojileri var. Dinamik şasi var. Koltukların ayarları vesaireleri var burada. Koltuklarla ilgili yani hem sürücü hem yolcu koltuğu ile ilgili ayarları buradan yapabiliyorsunuz. Bu arada hem yolcu hem sürücü koltuğu elektronik olarak ayarlı. Sürücüye yönelik tasarlanmış olması da benim hoşuma gitti. Bu alt kısımda klima ile ilgili ağırlıklı olarak seçeneklerimiz var burada. Bunların fiziksel tuş olması iyi isterseniz buradan da yani dokunmatik olarak da yapabiliyorsunuz. Direksiyon ısıtması bulunuyor arkadaşlar. Onu da söylemiş olayım. Burada iki adet tip C bağlantı yuvamız var. Çakmak girişimiz var. Şöyle ikili bir bardaklığımız var. Renault Austral'den hatırlayanlar vardır. Şöyle bir alanımız var. Bu alanda hem buraya bir şeyler koyabiliyorsunuz hem de buradaki alanda da telefon koyduğunuz zaman şarj oluyor. Mesela koyalım. Hop gördüğünüz gibi şarja başladı. Bu güzel bir detay. Şurada şöyle göstermiş olayım. Şöyle kapağında olan bir gözümüz var. Buradan buralara çeşitli şeyler böyle hem kol dayaması oluyor hem de buraya çeşitli eşyalarınızı koyabiliyorsunuz. Direksiyona gelecek olursak direksiyonda üst kısım kesik gibi ve benzer şekilde alt kısımda böyle kesik gibi arkadaşlar. Araçla ilgili, teknolojiyle ilgili özellikle işte adaptif cruise control, şerit takip vesaire ayarlarını bu taraftan yapıyorsunuz. Buradan da daha çok multimedya sistemi ve aracın işte özelliklerini görmeyle ilgili ayarları yapabiliyorsunuz. Gösterge panelimizde pilin durumunu da gösteriyor. Pili şarj etmek için aracın kendisi şarj ediyor. Yani öyle bir şeyimiz yok. Ekstra bir şarj etme gereği duyulmuyor. Sürüş modlarını da şuradan ayarlıyoruz. Bakın multisense diye tuşuna bastığımızda şimdi göreceksiniz. Mesela comfort diyor. Eco diyor. Sport, personal. Sonra tekrar comfort, eco, sport, personal diye gidiyor. Tabii takdir edersiniz ki sport modunda aracın yakıt tüketimi artıyor ama oldukça performanslı bir şekilde gidebiliyor. Şurada yakıt tüketimini görüyorsunuz ama bunu çok kısa bir sürede önce sıfırladık. Fabrika verisi 5 litreydi. Burada 6.2'ye çıkmış. Biz birazcık da kullandığımız için böyle oldu. Bence İstanbul trafiğinde 6.5-6 litre falan civarında gezer diye tahmin ediyorum. Burada araçla ilgili bazı ayarlarımızda bagaj kapağını buradan açabiliyoruz. Elektronik park frenimiz var. İsterseniz buradan açabiliyorsunuz. Camlarımızı, aynalarımızı vesaire buradan açıp kapatabiliyoruz. Aynaları tekrar kapatabilirsiniz. Şöyle basalım. Gördüğünüz gibi aynaları buradan açıp kapatabiliyoruz. Gözlerimiz var. Gözler bayağı büyük gözler var. Buraya sular falan konulabiliyor. Şurada gördüğünüz gibi bakın ambiyans aydınlatması var. Bu aynı şekilde burada da var. Bu arada şu kısım böyle taş malzeme, taşa benzeyen bir malzemeden imal edilmiş. Buraları yumuşak. Buraları yumuşak. Şuraları biraz sert. Yine üst kısımlar yumuşak. Buraları da yumuşak. Alt kısımlar birazcık tabii ki sert. Burada da ceplerin içi şöyle göstereyim. Kapıyı açarak göstereyim. Mavi bir böyle kumaş malzemeyle kaplanmış. O da güzel olmuş. Göstermişken torpido gözünü de göstermiş olayım. Şöyle açalım. Torpidonun içi de kumaş kaplı. Bunlar sonradan da yapabilirsiniz ama güzel detaylar. D sınıfı bir SUV'da olması gereken detaylar. Benim hoşuma gittiğini söyleyebilirim. Bence aracın en ilginç özelliklerinden bir tanesi burada. Şimdi burada görüyorsunuz cam açma kapama düğmesi gibi bir düğme var. Cam tavanı da görüyorsunuz. Şu anda cam tavanın bakın yarısı mat, yarısı şeffaf. Şimdi bakın. Evet gördüğünüz gibi bütün cam tavanı ben şu anda şeffaf hale getirdim. Ve tekrar basmaya devam ettikçe tekrar matlaşıyor. Özel bir teknoloji bu. Şimdi gördüğünüz gibi komple bütün cam
Şu anda pardon. Şuraları hariç. Evet, gördüğünüz gibi bakın. Yavaş yavaş matlaşıyor veya şeffaflaşıyor. Sizin yaptığınız düğme ayarı. Bakın bak, bastım şu anda. Bakın. Cam şu anda. Yarısı mat, yarısı şeffaf oldu. Bu çok güzel bir özellik bence. Gördüğünüz gibi hop gitti. Tamamen şu anda mat bir opak cama sahip olduk. Buradan güneş geçmiyor. Bunun sayesinde arkadaşlar tavan daha yüksek tasarlanabilmiş. Bu da önemli detaylardan bir tanesi. Çünkü normalde bir bez parçasının burada bir hani böyle bir kumaş parçasının olması gerekiyor tavanı kapatmanız için. O olmadığı için de tavan yüksekliği oldukça iyi tutulabilmiş. Şimdi arkadaşlar aracın genel dış tasarımına baktım. Arka yaşam alanını gösterdim. Ön yaşam alanını anlattım. Gelin hep beraber sürüş yapalım. Sonra da videoyu kapatacağım. Evet arkadaşlar, Renault Rafale'in içindeyim. Yolculuğa çıkacağız. Yalnız bu bir ön inceleme, bir kez daha söylemiş olayım. Ön inceleme olduğu için araçla ilgili hani böyle çok deneyimsel bir şeyler paylaşamayacağım. Ama D sınıfı bir SUV vesaire falan, bunları biliyorsunuz zaten. Şimdi yola çıkmanın zamanı geldi diye düşünüyorum. Şimdi biz şu anda Selçuk Havalimanı'ndayız. Burada az önce bize sağ olsun Renault Türkiye Genel Müdürü Berk Bey bazı bilgiler verdi. Araçla ilgili diğer arkadaşlar da verdi ekipten. Şimdi yola doğru çıkıyoruz. Havalimanında da bir gösteri izledik. Çok da güzel bir gösteri. Ufak tefek detaylar koyacağım bu gösteriyle ilgili arkadaşlar. Şimdi muhtemelen etrafı da görüyorsunuzdur. Aracın içi gerçekten çok güzel, çok havalı ve teknolojik. Head-up display var ama bu opsiyon bu arada, onu da söyleyeyim. Standart pakette yer almıyor. Opsiyon olarak satın almanız gerekiyor. Biraz araçtan da bahsetmek istiyorum. Şimdi araç ülkemize tek bir motor seçeneğiyle geliyor. 1.2 litre tam hibrit sürüm var. 200 beygir veriyor bu aracımız arkadaşlar. Toplamda 130 beygiri benzinli araçtan, 70 beygiri de elektrikli araçtan geliyor. Şimdi yolumuza çıktık. Yola revan olduk tabiri caizse. Teşekkür ederiz. İki kişisiniz? İki kişiyiz, evet. Tamamdır, afiyet olsun. Teşekkür ederiz, kolay gelsin. Evet, maden sularımızı da aldık. Arkadaşlar sağ olsunlar. Bu arada Renault Türkiye her şeyde düşünmüş yani. Bizim için. Şimdi yola revan olduk tabiri caizse. Şimdi aracımız D sınıfı SUV. Rahat, güzel, oldukça yüksek teknolojiye sahip. 30 farklı teknolojisi var. İşte adaptif cruise kontrolden çapraz trafik uyarısına kadar bir sürü seçenek var. Bunları videonun içinde göstereceğim. Hatta şimdi de gösterebilirim sizlere. Bir sürü teknolojisi var ki beni ilgilendiren taraf biraz da bu teknolojileri. Şimdi bu araç arkadaşlar tam hibrit. Biliyorsunuz Renault hibrit konusunda oldukça iyi. Benim daha önce Duster'ı test ettim. O da hibritti. Bunun yarı hibrit modeller de var. Austral'de var biliyorsunuz. Hatta onu da ben test etmiştim. Austral'in yarı hibrit sürümü de var. Gayet güzel bir şekilde gidiyor ama bence yarı hibrit olmasın ya. Çünkü yarı hibritte aracın sürüş teknolojilerine çok fazla bir katkısı olmuyor. Sadece işte klimaya, ışığa, ufak tefek şeylere bir katkısı oluyor. Yine yakıtı düşürüyor birazcık ama bence istenen ölçülerde değil. Olmuşken tam hibrit olması önemli. Bu araç tam hibrit. Üzerinde 2 kWh'lik bir batarya var arkadaşlar. Ve belli hızlara kadar o bataryadan enerji alıyor. Daha sonra elektrikli sürüme geçiyor. Tabii elektriği de kendisi yine belli hızlara kadar o elektrikli motordan güç alırken, daha sonra o sürüm eğer belli hızı geçtikten sonra da benzinli motora geçiyor. Bu aracın şarj olmaya ihtiyacı yok. Benzinli motor elektrikli motorun bataryasını şarj ediyor arkadaşlar. Bunu da söyleyelim. Zaten hibritin esprisi biraz da o. Ama bir de şarj edilebilir hibritler var. Bu onlardan değil. Aracın iç mekanını beğendim. Austral'e fazlasıyla benzettim. Çünkü böyle sürücüye yönelik bir kokpit tasarımı var. Şu Austral'de gördüğüm bu uçak koluna benzeyen bir sistem de var. Böyle ileri geri hareket edilebiliyor. O da güzel. O da hoşuma gitti. Otomatik vitesli bir araba zaten. Google servisleri var multimedya ekranında. Şimdi biliyorsunuz Austral'de Megane E-Tech'te falan sıkıntılıydı bunlar. O zamanlar yeni yeni gelmişti Türkiye'ye ve çözülemeyen sıkıntılar vardı. Bu modelde çözülmüş. Google'la entegre bir şekilde çalışabiliyor. Şu anda hem ana ekrandaki 12.3 inç diye hatırlıyorum yanlış bilmiyorsam. Eğer gösterge ekranım 12 inçlik multimedya ekranım ki o biraz dikey bir tasarıma sahip. Hatta Tesla ekran falan derlerdi buna ilk çıktığı zaman. Ekranda gayet güzel bir şekilde hani her şeyi buradan kullanabiliyorsunuz. Ekran güzel zaten. Hatta bu sürüm gelmemişti. Megane'da falan. Austral'de de öyle. Daha arkası kesik bir sürüm vardı. Burada tam aşağı kadar inen bir sürüm gelmiş. Çok enteresan bir teknolojisi var. Cam tavan opak hale getirilebiliyor. Onun ayarını buradaki düğmelerle yapıyorsunuz. Bu sayede perdeye gerek kalmamış. Perdeye gerek kalmadığı için de tavan daha ferah olmuş. Bence bu çok güzel bir teknoloji. Yani benim çok acayip hoşuma gittiğini söyleyebilirim arkadaşlar. Düğmeye basıyorsunuz opak oluyor. Düğmeye basıyorsunuz şeffaf hale gelebiliyor. Yani çok güneşli ortamlarda işte opak hale getirirsiniz. Güneşli olmayan ortamlarda da şeffaf olarak kullanırsınız. Gayet güzel olur. Ayna fena değil. Epey büyük. Çok büyük değil ama güzel bir aynamız var. İç tasarımımız siyah bir renk sahip. Aracın şu kısımları
Böyle taş benzeri bir malzemeden üretilmiş, çok şık duruyor. Aslında Austral'de ve Megane'da gördüğümüz tasarım anlayışında da yansımasını görüyoruz. Teknolojilerini beğendim. Bir sürü teknoloji var. İşte arka bagaj kapağı otomatik açılabiliyor. Adaptive Cruise Control vesaire hepsi var. Koltuklar gayet rahat. Geniş bir şekilde oturuyorsunuz. Sizi iyi sarıyor. Onu söyleyebilirim. Koltuklarda yine ilginç bir detay var. Bir Alpine yazısı var. Esprit Alpine biliyorsunuz, paket artık. Öyle bir paket gelmişti. Renault Clio ile başlamıştı yanlış hatırlamıyorsam. O paket var. Orada bir A yazısı var. O A yazısı ışıklı. Aracı ilk açtığınızda orada bir ışık yanıyor. Gündüz fark etmeyebilirsiniz ama gece bence gayet iyi bir havalı bir görüntü sunduğunu söyleyebilirim. Şimdi yakıt tüketiminden bahsedeceğim ama burada birazcık tabii ki uzun süre deneyimleme imkanı olmadığı için mecburen yakıt tüketimini resmi veriler üzerinden konuşacağım. 5 litre gibi bir değer verilmiş. Tabii İstanbul trafiğinde bunu 5 litre tutamazsınız. Onu tutacağını iddia eden gelsin, ben elini öperim. Ama hibrit olduğu için de, yani bir elektrik motoru da işin içinde olduğu için de arkadaşlar, oldukça iyi bir noktada, yani 6 litre civarında olur diye tahmin ediyorum. Söylediğim gibi aracı yeni aldığımız için, uzun bir süre yol yapma imkanım olmadığı için buradaki tüketim değerlerinin üzerinden yorum yapmıyorum. Çünkü doğru olmaz, anlamlı olmaz. Gösterge ekranına bakıyorum şu anda. İşte bir bataryanın durumunu gösteriyor. Böyle iki çubuklu bir barımız var. Orada onu görebiliyoruz. Yakıt depomuzun kaç kilometre kaldığını vesaireyi buradan da yine görebiliyoruz arkadaşlar. Tabii klasik olarak tabela okuma sistemimiz falan da var. Şu anda görüyorum ben mesela 50 ile gitmem gerekiyormuş burada. Şu an 51 ile gidiyorum mesela. 50 ile gideyim ben yine de. Ne olur ne olmaz. Ama bizi bir araba mesela şu an daha hızlı bir şeyle sollamış durumda. Şimdi 6 ileri şanzımanımız var. Multimod adı verilen bir şanzıman bu arkadaşlar. Ve direksiyondan kumandalı. Biliyorsunuz Austral'de falan da öyleydi. Direksiyondan kumanda ediyorsunuz. Burada bir şey yok. Burası biraz kalabalıklaştırıyor yalnız. Onu Austral'de de söylemiştim. Ama alışıyorsunuz. Yani Austral'i çok beğenmiş biri olarak bunu da beğendiğimi söyleyebilirim. Bir süre sonra alışıyorsunuz. Onu söyleyebilirim arkadaşlar. Koltuklar elektronik olarak ayarlanıyor. Şu anda mesela bayağı elektronik bir şekilde ayarlanmış durumda. Ben buradan küçük dokunuşlarla koltuğun mesafesini vesairesini ayarlayabiliyorum. Şimdi bu D sınıfı bir SUV olduğu için birçok donanım özelliği var zaten. Standart olanları ve olmayanları size ekranda göstereceğim. Siz de oradan bakarsınız hangi donanımın standart olduğunu. Opsiyonda birkaç bir şey var. Head-up display söylemiştim. Harman Kardon ses sistemi var. O da opsiyon olarak satın alabiliyor daha sonradan. Yani normal fiyata dahil değil. Normal fiyatı 2.650.000 TL. En azından bu videoyu çektiğim tarih itibariyle öyleydi arkadaşlar. Çünkü fiyatlar değişiyor. Fiyat bu segment için normal. Ha, yüksek mi? Evet, yüksek bir rakam. Yani daha doğrusu kaç kişinin alabileceği bir rakam. Ayrı konu ama bu kategoride daha uygununu bulmak o kadar kolay olmadığını da söyleyeyim. Tasarım anlamında baktığımızda bu arkasının böyle hani coupe, sportback falan işte bir şeyler diyorlar onlara, biliyorsunuz. Bana biraz garip geldi. Yani SUV dediğiniz SUV gibi olmalı diye düşünüyorum. Bu bir incelemeydi. Çok fazla teknik detay veremiyorum. En azından yakıt tüketimi vesaire ilgili olarak en azından veremiyorum ama mesela az önce sıfırladım. Yaklaşık bir herhalde bir 20 kilometre falan yol almışızdır. 5.8 litre gösteriyor. Tabii ki bunlar doğru veriler değil. Bu otomobil bana teste geldiği zaman kullanım deneyimlerini de içeren daha detaylı bir inceleme videosu da sizlerle buluşacak arkadaşlar. O gün gelene kadar yapmanız gerekenleri biliyorsunuz. Kanala abone olmayı unutmayın. Eğer kanala aboneyseniz videolarımı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bu konularda destek olursanız bana çok müteşekkir olurum. Çok mutlu olurum. Abone olun. Abone olanlar videoları beğenebilir, yorum yapabilir. Beni aynı zamanda sosyal medya hesaplarımdan takip etmeyi de unutmayın. Bütün sosyal medya hesaplarımın linkleri açıklamada bulunuyor. Oralardan da beni takip ederseniz harika olur. Farklı bir otomobil videosunda, farklı bir teknoloji videosunda, farklı bir deneyim videosunda karşınızda olmak üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.